54. Ruhların hazır olması hakkında mektup. Bu mektup Seyyid Abdülhakim Efendi rahmetullahi aleyh tarafından yazılmış olup evliya ruhlarının her yerde yardıma geldiklerini bildirmektedir. İki cihan kardeşim Ali Bey Efendi son mektubunuzu aldım istipşar ettim hayırlı dualarıma selamlarımı terdif ettim. Mektubunuzun sonunda pek edeple bir şey soruyorsunuz. Sual. Halebi kitabının tercümesi olan Baba Dağı'nda ve bir gibi vasiyetnamesinde ve Bezzaziye fetvasında bir kimse evliyanın ruhları burada hazırdır dese kafir olur diyor. Halbuki tasavvufçular arasında pirimizin ruhu hazırdır, nazırdır. Sözü de meşhurdur. Bu iki sözün arasını bulmak nasıl olur? Cevap. Efendim, bu iki kitabın dediği doğrudur. İki kitap da kıymetlidir. Kadizade Ahmed Efendi rahmetullahi teala aleyh bir gibi vasiyetnamesi şerhinde Ervahı meşayih hazırdır bilirler dese kafir olur dediler sözünü açıklarken Zira ruhların hazır olması gayiptir. Gaybe hükmettiği için kafir olur diyor. Görülüyor ki küfre sebep olan şey ruhların hazır olacağına inanmak değil ruhların hazır olduğunu söylemektir. Yani ruhların hazır olduklarını bilmediği halde hazırdır diyerek gaybten haber verdiği için kafir olmaktadır. Allahü Teala hazırdır ve nazırdır. Böyle olduğunu bildirmek için Allahü Teala her zamanda ve her yerde hazır ve nazırdır derler. Halbuki Allahü Teala zamanlı değildir ve mekanlı değildir. O halde bu söz görünüş üzere kalmaz, mecaz olur. Yani zamansız ve mekansız, yani hiçbir yerde olmayarak hazırdır, yani bulunur ve nazırdır, yani görür demektir. Böyle olmazsa Allahü Teala'yı zamanlı ve mekanlı bilmek olur. Allahü Teala hay alim kadir ve mütekellim olarak ve sonsuz zamanlarda hep hazır ve nazırdır. Hayat, ilm, kudret ve kelam sıfatları zamansız ve mekansız olduğu gibi hazır ve nazır olması da zaman ile ve mekan ile değildir. Allahü Teala'nın sıfatlarının hepsi böyledir. Böylece hiçbir şey onun gibi değildir. Allahü Teala'nın sıfatları hep vardır. Önleri ve sonları yokluk değildir. Mesela hazırdır ve bu hazır olmaktan önce gayip değil idi. Bundan sonra bir hayatsızlık yani ölüm cahillik olmayacağı gibi gayib olmak da olmaz. Çünkü sıfatları da kendi gibi ezeli ve ebedidir yani hep vardır. Hiçbir kimsenin sıfatları onun sıfatlarına benzemez. Melekler ve peygamberlerin aleyhisselam ve evliyanın ruhları ve salih müminlerin ruhları her kim nerede ve ne zamanda ve her ne halde çağırırsa orada bulunur yardım ederler. Hızır aleyhisselamın sıkıntıda olanların imdadına yetişmesi böyledir. Fahri alemin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin her birine hele ölüm zamanında imdada yetişmesi de böyledir. Azrail aleyhisselam ruh can almak için her anda her yere gelmesi de böyledir. Her mürşidi kamilin talebesine yetişmesi de böyledir ki Bunlar zamanlı ve mekanlıdır. Ezeli ve ebedi olarak değildir. Devamlı da değildir. Hazır olmalarından önce yok idiler. Bir zaman sonra da oradan tekrar yok olurlar. Allahü Teala'nın hazır olması ile ruhların hazır olması arasında çok fark vardır. Allahü Teala'nın hazır olması gibi kimse hazır değildir. Allahü Teala'nın sıfatlarının hepsi de böyledir. Ne bir melek, ne bir nebi ve ne de resul ve veli ve salih Cenab-ı Hakk'ın hiçbir sıfatına ortak değildir. Evliya'lık ilminin derecelerine yükselmemiş olana büyüklerin ruhları her nerede ve her ne zaman çağrılırsa imdada yetişir diye öğretilirdi. Ruh orada hazır olmadan önce yok idi. Bir zaman sonra orada yine bulunmaz. Cenab-ı Hak ruhların hazır olduğu gibi hazır olmaz. Çünkü böyle hazır olmak zamanlı ve mekanlıdır. Ruhlar da Allahü Teala'nın hazır olduğu gibi hazır olamaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hazır olması zamanlı ve mekanlı değildir. Ezelidir, ebedidir bir gibi vasiyetnamesi ve benzeri kıymetli kitaplar demek istiyor ki, bir kimse eğer benim üstadım daimi ve ezeli ve ebedi olarak hazır ve nazırdır dese kafir olur. Fakat bunlar diyor ki Allahü Teala benim üstadımın ruhuna öyle bir kuvvet vermiştir ki her nerede ve ne zamanda çağırır isem imdadıma hazır olur. Görülüyor ki Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünün her tarafında o zamandan bugüne kadar ümmetinden herhangi biri ve hele keşf şuhut sahipleri çağırınca imdatlarına yetişir. Hızır aleyhisselam'ın ruhu çağıranlardan bazılarının imdatlarına geliyor. Melekler ruh, can almak için bir anda istediği zamanda ve yerde bulunuyor. Şaziliye yolunun reisi Ebul Hasan Ali Şazili'nin kuddise sırru her an ve zaman peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü gözümün önündedir buyurduğu Mizan-ı Kübra'da yazılıdır. Evliyanın ruhları çağrılınca işiteceklerini ve çağrılan yerde hazır olacaklarını Allahü Teala Saadet Ebediye kitabının birinci kısmın 46. maddesi sonunda Muhammed Masum Hazretlerinin ikinci cilt 140. mektubunda yazılı hadisi kutsiyde açıkça bildirmektedir. Kitapların yazdığı doğrudur. Fakat tasavvufçuların sözü başkadır. Yani evliyanın ruhları Allahü Teala gibi hazırdır demek küfürdür. Allahü Teala'nın alim, kadir ve mütekellim ve hazır olması gibi hiç kimse alim, kadir ve mütekellim ve hazır değildir. Allahü Teala'nın ilmi ve hayatı ve kudreti ve kelamı ve hazır olması ve başka bütün sıfatları Allahü Teala'ya yakışan bir hayat, ilm ve kelam ve kudret ve huzurdur. Mahlukların hayatı, ilmi ve kudreti ve kelamı ise kendileri gibi sonradan olma ve zamanlı ve mekanlı ve çabuk geçip biten ve çeşitli şeylere bağlıdır. Bununla beraber peygamberler aleyhimüsselam ve evliya aleyhimür rıdvan ve alimler aleyhimür rahme ve bütün müminler esle alimdir, haydır, kadirdir, hazırdır ve mevcuttur denir. Bunlar Allahü Teala'nın alim, hay, kadir, hazır ve mevcut olması gibi demek değildir. Allahü Teala'nın hazır olması ile Evliya'nın ruhlarının hazır olması arasında çok fark vardır. O kitapların yazıldığı zamanda cahil tarikatçılar böyle sözler söylüyordu. Kendilerini tasavvuf adamı göstermek için pirimiz hazır ve nazırdır diyorlardı. Din alimleri fıkıh kitaplarını yazanlar bu büyük günahın yayılmaması için böylece yazarak önlemişlerdir. Bununla beraber bunlardan daha büyük olan din imamlarımız bu işi daha umumi, daha etraflı ve gereği gibi anlatmıştır. Allahü Teala'nın sıfatlarına kimse şerik değildir. Bunların hepsi la ilahe illallah kelimesinin içine girmektedir. Yani ilah olmaya, ibadet olunmaya hakkı olan kimse yoktur. Ancak hiçbir sıfatında şeriki bulunmayan Allahü Teala vardır. Bu mana iyi ve derin düşünülürse iş kökünden çözülmüş olur. Efendim, bu cevabı böyle uzun ve açık yazdım. Çünkü bu mesele çok kimseleri şüpheye düşürmüştür. Tasavvuf büyüklerinin alim olması lazımdır ki böyle şüpheleri Herkesin anlayabileceği şekilde çözebilsin. Son zamanlarda tekkeler cahillerin eline düştü. Dinden imandan haberi olmayanlara şeyh denildi. Din düşmanları da bu şeyhlerin sözlerini, oyunlarına ele alarak dine hurafeler karışmıştır. İslam dini bozulmuştur, dedi. Halbuki tarikatçıların sözlerini, işlerini din sanmak Bunları tasavvuf büyükleriyle karıştırmak çok yanlıştır. Dini bilmemek anlamamaktır. Dinde söz sahibi olmak için ehli sünnet alimlerini tanımak, o büyüklerin kitaplarını okuyup iyi anlayabilmek ve bildiğini yapmak lazımdır. Böyle bir alim bulunmazsa din düşmanları meydanı boş bulup din adamı şekline girer. Vaazları ile, kitapları ile gençlerin imanını çalmaya saldırarak milleti, memleketi felakete götürür. Gel aldanma bu dünyaya. Sonu viran olur bir gün. Senin bu sürdüğün demler elbet yalan olur bir gün.